Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Papa'nın Türkiye ziyaretine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Müslümanlar parçalanırken Hristiyan birliğinden bahsedilmesinin kuşku verici bir gelişme olduğunu söyleyen Bahçeli, Papa'nın Ermenistan açıklamasına ve Fener Rum Patriği'nin ekümenik sıfatını kullanmasına tepki gösterdi. Devlet Bahçeli, kilisede ayin yapmak isteyen varsa buyursun yapsın. Buna saygı duyarız. Fakat ezanı susturmayı, Türk milletini teslim almayı aklından geçiren varsa yeni kılıç arslanların korkusuzca vatanları için nöbet beklediklerini hatırlatmayı bu vesileyle tarihi bir görev sayarım dedi. Erdoğan'la Papa'nın karanlık sarayda buluşması. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Katolik dünyasının manevi lideri Papa'nın aynı zamanda Vatikan şehir devletinin de lideri olduğunu hatırlattı ve Erdoğan'la Papa'nın karanlık saraylarda buluşması, bu görüşmenin basına yansıyan diyalogları dikkate değerdir dedi. Yeni sarayının açılışını Papa ile beraber yapan Erdoğan'ın sanki günah çıkarmak için sabırsızlık çekmesi ayrı bir analizin konusudur. Bahçeli ziyaretinin en önemli tarafının Papa'nın İstanbul'da Fener Rum Patriği ile bir araya gelmesi ve İtalya'ya dönerken Ermenistan'la sınır kapılarının açılmasını önermesi olduğuna vurgu yaptı. Kuşku yok ki sözde Ermeni soykırımı ile ilgili uydurmaların 2015 yılında zirveye çıkacağı anlaşılmaktadır. Papa sanki bunun haberini verir gibi konuşmuş, üstüne vazife olmayan bir konuda yorum yapmıştır. Bunun yanında Katolik ve Ortodoks Kilisesi arasındaki 960 yıllık ihtilafın giderilmesi ve birleşmenin sağlanması için yoğun bir girişim ve temas olduğu anlaşılmaktadır. Yüzyıllarca birbirini aforoz eden iki ekolün mutabakat arayışı, Müslümanlar parçalanırken Hristiyan birliğinden bahsetmeleri bize göre kuşku verici bir gelişmedir. Dinler arası diyalog ve ılımlı İslam gibi defolu kavram ve sinsi projelerle üzerimizdeki operasyonun şekil ve mühtevası çoktan deşifre olmuştur. Devlet Bahçeli, İstanbul'da Fatih Kaymakamlığı'na bağlı olan Fener Rum Patriği'nin ekümenik sıfatını kullanmasının da bu kapsamda ele alınmasının gerektiğini bildirdi. Papa ekümenik sıfatına kendince meşruluk atfetmiştir. Bilinmelidir ki Fener Rum Patriği'nin sözde ekümenik unvanı devletimizin kurucu anlaşması Lozan'a tamamen aykırıdır. Bahçeli konuşmasını biz tüm inanç ve dinlere mutlaka saygı duyan bir siyaset disiplini ve ahlakına sahibiz. Kimseyi ötekileştirmeden, hor ve hakir görmeden milletimizin ve ülkemizin bekasını savunuyoruz diye sürdürdü. Ancak Anadolu'da bir Hristiyan üstünlüğü hedefinin eş zamanlı olarak Türklerin bu topraklardan çıkarılması hesabına refakat ettiğini de görüyor ve müşahede ediyoruz. İstanbul'un Vatikan benzeri bir minyatür veya şehir devleti haline getirilerek ele geçirilmesi amacının ısrarla sürdürüldüğünü görmemek için kör olmak gerektiği kanaatindeyiz. Bunun yanı sıra Heybeliada Papaz Okulu'nun açılması için AKP ve dostları fırsat kollamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, Türk milletinin muazzam bir diriliş ruhu ve muhteşem bir azimle kurduğu bir Türk devletidir. Anadolu coğrafyası Türk milletinin son ve ilelebet vatanıdır. Bizim kalbindeki kilise, ağzında cami olanlara verilecek vatanımız, feda edilecek insanımız, heba edilecek değerlerimiz olmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türklüğün ölüm ve sürgünü demek olan her teklif, emel, gaye ve hazırlığa sonuna kadar karşı duracak, Türkiye'yi tüm güzellik ve değerleriyle bağrına basacaktır. Biz ekümeniki bilmeyiz, papaz okulundan anlamayız. Son yurdumuzda meydanı boş bulan misyonerlerin, diyalogçuların, görünmez kilise havarilerinin tezgahına katiyen düşmeyiz. Kilisede ayin yapmak isteyen varsa buyursun yapsın. Buna saygı duyarız. Fakat ezanı susturmayı, Türk milletini teslim almayı aklından geçiren varsa yeni kılıç arslanların korkusuzca vatanları için nöbet beklediklerini hatırlatmayı bu vesileyle tarihi bir görev sayarım.